Merhaba tatlı çocuklar. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye seçtim. Hikayemizin ismi Kayıp Kedi Zarif. Ben uçan halıma oturdum ve hikayemizi okumaya başlıyorum. Kayıp Kedi Zarif. Kırmızı kurdeleli kedi Zarif camdan dışarıyı seyrediyordu. Kanatlarım olsaydı şu karşıdaki bulutlara uçardım. Uçan bin kedi olarak tarihe geçerdim. Hakkımda kitap bile yazarlardı. Acayip ünlü olurdum diye düşünüyordu. O sırada rüzgar çıktı. Pencerenin altına sokak köpeği Petlebi geldi. Camda kırmızı kurdeleli kediyi görünce bu evde yaşayan insanlar hayvansever olmalı diye düşündü. Kapıyı tıklatarak bana bir parça kemik verebilir misiniz acaba diye sordu. Ev sahibi kaşlarını çatarak, "Hoş miskin köpek, bizde sana verilecek kemik memik yok. Hadi başka kapıya," dedi. Petlebi camdaki süslü kedinin yerinde olamadığına üzüldü. Zarif de camdan olanları görmüştü ama umrunda değildi. O hala gözüne kestirdiği buluta nasıl uçacağını düşünüyordu. Rüzgar iyice hızlanmıştı. "Vuu, vuu," diye camı dövüyordu. Zarif daha fazla düşünmedi. Pencereyi açıp kendini rüzgarın kucağına bıraktı. Vıjt. "Hey sen, beni şu bulutun üstüne uçursana," diye seslendi rüzgara. "Kedileri bulutlara uçurmak görevlerimin arasında yok," dedi rüzgar. "Ağaç dallarını sallarım, bazen de insanların şapkalarını uçururum ben." "Ne kolay iş," dedi Zarif. Neyse ki dört ayağının üstüne düşmüştü. Tam da Petlebi'nin önüne. Köpek onu görünce, "Niye az önce yüzüme kapatılan o kapıdan çıkmadın ki?" diye sordu. Kırmızı kurdeleli kedi biraz önce havadan seyrettiği köpeği ansızın burnunun dibinde görünce korktu. "Ben köpeklerin midesine oturan bir kediyim," dedi. "Sakın aklından bile geçirme." Petlebi onu duymamış gibi ön ayaklarını havaya kaldırıp "Wow!" diye esnedi. Bunu yaparken gözlerini yummuş, ağzını kocaman açmıştı. Zarif'in korkusu daha da arttı. "Beni bir lokmada yutmaya hazırlanıyor olmalı. Hemen canımı kurtarmalıyım," diye düşündü. Ardına bakmadan bütün gücüyle koşmaya başladı. "Kovalamacı mı oynuyoruz," dedi Petlebi. "Ama daha sayışmadık bile." Zarif önde, Petlebi arkada koştular. Caddelerden, sokaklardan, dükkan önlerinden geçtiler. Karşılarına bir park çıktı. Zarif onun önüne gelen ilk ağaca tırmanarak üst dallardan birine oturdu. Petlebi aşağıda öylece kala kalmıştı. Başını havaya dikip, "Ağaçlar kediler için değildir," dedi. "Hav, in aşağı." "Bence burada kalabilir," dedi ağaç. "Köpeklerden kaçan kedileri de koruyorum ben." "Korumak mı?" dedi Petlebi. "Kovalamaca oynuyorduk biz." Zarif patileriyle ağacı sımsıkı tutundu. Köpek gidene kadar aşağıya inmeyecekti. Diğer yandan evdekiler Zarif'i arıyordu. "Kedimiz camdan düşmüş, onu bir canavar yutmuş olmalı," dedi evin küçük kızı. "Canavar mı?" dedi annesi. "Onlar masallarda olur." "Öyleyse küçük kedim nereye kayboldu? Hı hı hı. Tamam tamam, ağlama. Arayıp bulacağız onu." Küçük kız ve annesi önce evin içini, sonra sokağı aradılar. Komşularına Zarif'i görüp görmediklerini sordular. "Şu camdaki süslü şey mi?" dedi teyzelerden biri. Pencereden atladı, şu tarafa koşup gitti. Küçük kız ve annesi o tarafa gidip baktı ama Zarif orada da yoktu. Akşam küçük kızın babası işten döndü. Kedinin camdan atladığını duyunca yaralansa düştüğü yerde olurdu dedi. Evden kaçmış besbelli. "Benim kedim kaçmaz," dedi küçük kız. "Kedimi istiyorum ben."
Küçük kızın ağlaması o gece bitmek bilmedi. Yemedi, içmedi, uyumadı. Zarif'in atladığı pencerenin önünde sabaha kadar oturup durdu. Sabah olur olmaz babası küçük kızı bir kayıp bulma dükkanına götürdü. Zarif'in resmini göstererek "Kedimizi kaybettik. Onu bulmamıza yardım edin lütfen." dedi. Dükkanın sahibi adam kedinin resmine bakıp güzel kediymiş. 500 kağıt eder." dedi. "Evet evet, 500 tane kağıda resmini basalım." dedi küçük kız. "Biz o kağıtları her yere asarız." Adam babaya bakarak "Kediyi bulana 500 para ödülü koyun ki duyurunuz işe yarasın." dedi. Küçük kızın babası "500 bir kedi için çok değil mi? Ben onu kaç günde kazanıyorum biliyor musunuz?" diye sordu. "Siz bilirsiniz, o zaman kedinizi kimse aramaz." dedi adam. Küçük kız yeniden ağlamaya başladı. "Tamam tamam," dedi babası. "Yazın kediyi bulana 500 para ödül." Küçük kız "Sadece bir kedi değil," diye diklendi. "Zarif siyah burunlu, siyah patili, kırmızı kurdeleli özel bir kedidir." Adam duyuruyu baskıdan çıkardı. Bir deste duyuru kağıdını baba kızın eline tutuşturdu. Küçük kız ve babası dükkandan çıktılar. İlk ilanı kayıp bulma dükkanının camına yapıştırdılar. Sonra bir marketin, bir berberin, bir gazetecinin, manavın, kasabın yanı sıra tüm dükkanların ve elektrik direklerinin üstüne, bir kasabın önünden geçmekte olan bir sokak köpeği mis gibi kemik kokusunu içine çekerek kasaba "Hav, bana bir parça kemik verebilir misiniz acaba?" diye sordu. "Kemikleri çorba yapmak isteyenlere satıyorum," dedi kasap. "Niye sana bedavaya vereyim?" "Köpeklerin parası yoktur da ondan," dedi köpek. "Her şey gittikçe zorlaşıyor bu şehirde." Kasap bir müşterisi için kocaman bir budu parçalamaya koyuldu. Köpek vitrindeki kemikleri seyrederken camdaki kedinin resmini gördü. Kırmızı kurdeleli kediyi bulana verilecek 500 para ödülü ilgisini çekti. Kedinin boynundaki kurdelenin çok değerli olduğunu düşündü. Sonra parka gitti. Belki simit yiyen çocuklardan biri önüne bir parça simit atardı. Parkta arkadaşı Petlebi'ye rastladı. Petlebi bir ağacın altında uyukluyordu. "Hav, uyan Petlebi. Kırmızı kurdeleli bir kedi arıyorum," dedi. "Onu bulursak dünyanın en zengin iki köpeği olabiliriz." "Hmm," dedi Petlebi. "Kemik mi gördün bir yerde?" O sırada ağacın dalından bir ses geldi. "Meow, burası köpek toplanma merkezi değil. Gidip başka yerde konuşun lütfen." Petlebi uyumak için tekrar gözlerini kapatırken diğeri neşeyle havlamaya başladı. "Kalk Petlebi, uykunun sırası değil. Şu ağacın üstündeki kırmızı kurdeleli kedi için ödül verecekler." "Ne ödülü?" dedi Petlebi. "Ağaca tırmandı diye ona madalya mı takacaklar?" Zavallı köpek. O kadar açtı ki anlama gücü de zayıflamıştı. Köpek kasabın camında gördüğü kayıp duyurusundan Petlebi'ye bahsetti. "Buradan ayrılırsam kedi aşağı atlar. Ödülü de alamayız," dedi. "Tamam tamam," dedi diğeri. "Sen burada nöbet tutmaya devam et. Ben kasaba gideyim. Kedinin yerini bildirip 500 paraya kemik alayım. Sonra bölüşürüz." Köpek hemen kasaba geri döndü ve kırmızı kurdeleli kediyi gördüğünü haber verdi. Ama bu kasabın hiç ilgisini çekmedi. Başını işinden kaldırmadan duyuruda sahibinin telefonu ve adresi yazıyor dedi. "Git onlara söyle." Köpek duyurudaki adresi okudu, evi bulmaya gitti, sokak sokak aradıktan sonra buldu. Kapısını tıklattı, ev sahibi karşısında yine bir köpek görünce "Ya bakkalda, un çuvalda, kemik de kasapta," dedi. "Burası ev, kasap dükkanı değil." "Ama ben kırmızı kurdeleli kediyi gördüm," dedi köpek. "Yerini biliyorum." Kadın sevinçle "Ya söyle bakalım, neredeymiş?" diye sordu. 500 parayı alırsam söylerim," dedi köpek.
Kadın şaşkın şaşkın köpeğe baktı. "Köpekler para kullanmaz ki," dedi. "Ama kemikler parayla," dedi köpek. Konuşmayı duyan küçük kız, "Anneciğim, parayı verelim, zarifimizi bulalım," dedi. Kadın içeri gidip parayı getirdi. Köpeğin ağzına tutuşturdu. Köpek de anne kızı parka götürdü. Ağaçtaki kediyi göstererek, "İşte orada," dedi. "Sanırım ağaçta yetişen bir meyve olmak istiyor." Kırmızı kurdeleli kedi sahiplerini görünce sevinçten çılgına döndü. Ağaçtan inerek küçük kızın kollarına atıldı. Mutluluk içinde evlerine gittiler. İki köpek de doğruca kasaba gitti. 500 parayı verip bir çuval dolusu kemik aldılar. Sonra bir bahçeye gidip çuvalı boşalttılar. Kemikten küçük bir dağları olmuştu sanki. Karınları doyduktan sonra evsiz petlebi üzüntüyle kulaklarını indirerek, "Kemikler eskiden daha tatlı değil miydi?" diye sordu. "İnsanlar bize parasız verirdi de ondan," dedi diğer köpek. "Artık her şey parayla," dedi petlebi. İki köpek kemikleri ne saydılar ne de ikiye ayırdılar. "Şurada evsiz arkadaşlarımız olacaktı," dedi petlebi. "Karınları açtır." Arkadaşlarına seslendiler. "Bodi, Fino, Tony, yemeğe gelin. Kemikler nefis, hem de ücretsiz." Ve hep beraber kemiklerini yemişler. Ve minik hikayemiz burada bitti. İyi geceler, tatlı rüyalar, bal uykular dilerim güzel çocuklar.